Вы слушаете Радио Манас. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Yücel Öksüz. Merhaba sevgili dinleyenler. Medya Manas Radyo Televizyonu sevgili izleyicileri. Bu haftaki konumuz boşanma sonrası çocuk. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta boşanma sürecini anlatmıştık. Boşanmaya sebebiyet veren durumlar ve boşanmanın nasıl gerçekleşebileceği ile ilgili önerilerde bulunmuştuk. Bu hafta ise eğer çocuk varsa bir de ailede, çocuk bundan nasıl etkileniyor? Çocukla bu süreci nasıl paylaşmalıyız? Daha sonra nasıl bir yaşam şekli belirlenmeli? Bunun üzerinde konuşacağım bugün. Eşlerin boşanmanın, ayrılığın tamamlanmasının o mahkeme işlerinden daha uzun sürebileceğini bilmeleri gerekir. Boşanmayla mücadele etme şekilleri çocukların buna uyum sağlama süreçlerine de etkileyecektir çünkü. Boşanmaya karşı gösterilen yaygın tepki depresyondur genellikle. Depresyondayken mantığı, gücü her zamanki kadar iyi olmayacaktır. İşte anne babanın sağlıklı olması bu zor zamanda çocuklarına yardımcı olabilmesi açısından şarttır. Anne ya da babanın birbirleriyle sürekli mücadele halinde olması çocuklarının boşanma ve ayrılığa uyum sağlamalarını daha da zorlaştıracaktır. Efendim okulda, işte, yaşamda, sosyal hayatta insanlarla yakınlığın bir sınırı vardır. Ne kadar yakın olursak olalım bir arkadaşımıza yine de kendimizi özgü bir parça bırakırız. Evlilik ise bu mesafeyi ortadan kaldırır. İşte bu yakınlık kişinin o derinlerde kalmış, kuytuda kalmış, kenarda kalmış zayıf taraflarının ortaya çıkmasını sağlar. Ama evliliğini iyi değerlendirebilenler bu zayıf taraflarını görür, bunların farkına varır ve onarmaları için değerlendirir. Boşandıktan sonra kimileri onardıkları o eksikleri giderdikleri taraflarıyla meşgul olurken bazıları da zayıflıklarını unutturacak yeni ilişkiler arayış içerisine girer. Ama boşanmadan sonra hemen evlenmemek gerekir. Bir süre dinlenmek ve kendi iç çatışmalarını çözümledikten sonra yeni bir evliliğe adım atmak en doğru olanıdır. Kendi başına mutlu olamıyorsa farklı farklı insanlarla denemeyi arzu edecektir, yaşamaya çalışacaktır. Dolayısıyla boşanma sürecini evliliği yaşama anlayışını irdeleyerek daha gerçekçi bir yaşam belirlemesi gerekir. Kurulmuyor evlilikler kolay. Yıkılmasa ise bir anlık olay. İnsanlar düşünmez bunun sonunu, koşturur boşanmanın açar yolunu. Öyle çabucak sonuçlara ulaşıp boşanmaya hemen karar verirsek, sürecin ondan sonraki aşamaların kolay olacağını zannetmeyelim. Boşanmalarda en çok etkilenen taraf ne yazık ki çocuklar. Çocukların hayatında ortaya çıkan bu dönüm noktasının ve ardından gelen yeni hayatın onlara en az hasar vermesi ve geliştirici olması acaba nasıl sağlanabilir? İşte bugün bunu irdelemeye çalışacağım. Boşanma çocuğa nasıl söylenir? İşe buradan başlayacak olursak bir kere şunu unutmamak lazım. Bu çok kötü bir haber. Bu kötü haberi hoş bir söylenme şekli maalesef yoktur. Bu nedenle çocuğu üzmeden bunu söylemenin bir formülünü aramak da faydasızdır. Ama zarar vermeden en az zararla atlatabilmesi açısından uygun olan nedir? Onu tabii ki konuşmak lazım. Boşanma hakkında çocuklarla konuşarak bir kere işe başlamalıyız. Çocuğun soru sormasına izin vermeli. Sorular onun anlayacağı şekilde basit ve sade bir şekilde cevaplanmalı. Çocuğun kaldıramayacağı şeyleri o gün ve o an söylemek son derece yanlıştır. Üzerinde durulması gereken en önemli şey, anne ve baba boşansa bile hala onun annesi ve babası olmaya devam ettiklerini, ayrı evlerde yaşasalar bile bunun hiç değişmeyeceğini çocuklarıyla paylaşmaları gerekir.
Çocukların neyi anlayıp anlamayacağı konusunda da düşünülmeli. Açık ve dürüst olunmalı. Özellikle onları doğrudan etkileyecek değişiklikler ve ileride olacaklar hakkında bilgi sahibi olmaları çocukları rahatlatacaktır. Boşanma kararını açıklamak için ebeveynlerin birlikte hareket etmesi gerekir. Bazen eşler birlikte söylememeyi tercih edebilir. Birisi bu durumdan kaçınmak isteyebilir. Senin sorumluluğunda sen yıktın deyip diğerinin üzerine atabilir. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Mümkünse birlikte paylaşmak çok önemli. Çocuğa içinde bulundukları durum ve bundan sonraki yaşam şekli somut, açık cümlelerle anlatılmalı. Ve bu konuda sorusunun olup olmadığı sorulmalı. Sorularına da çok içten, sade cevap verilmeli. Anne babaların ortak bir dil ve tutum içerisinde olması gerekir. Boşanmaların çocuğa olan anne babalık görevlerini değiştirmediği, onu her zaman sevmeye devam edecekleri gösterilmeli. Ailelerin de kendi ilişkileriyle ilgili sorunlarını çocuğun önünde çözmemeleri, suçlayıcı, küçük düşürücü ifadelerin çocuğun o bireysel algılamalarına zarar vereceği unutulmaması gerekir. Yapılması gereken şey suçun kendinde olmadığını anlamasını sağlamak. Bundan sonra neler olacağını anlatarak onu hazırlamak. Anne ve baba birlikte detaya girmeden boşanmanın nedenini, özellikle cinsellikle ilgili bilgilerden, diğerini kötüleyen sözlerden kaçınarak bundan sonra kimin nerede yaşayacağı, ne sıklıkla görüşüleceği çocuğa anlatılmalı. Yani çocuğa, biz annen ve baban olarak boşanmaya karar verdik. Bunun sebebi sen değilsin. Her aile mutlu olmak için evlenir, fakat mutsuzluk varsa da boşanma yoluna gider. Biz kendi aramızdaki sorunlarımız yüzünden ayrılmaya karar verdik. Hayatımıza evli devam edersek daha çok zarar göreceksin. Bu süreçte en doğru olan ayrılmak. Ayrı evlerde yaşayacağız ama bu birbirimizi hiç görmeyeceğimiz, iletişimimizi koparacağımız anlamına gelmiyor. Belli aralıklarla anne baba çocuk olarak buluşup zaman geçireceğiz. Seni sürekli seveceğiz şeklinde açıklamalarda bulunulmalı. Aynı zamanda çocuklarla boşanma sonrası onların aile içindeki rollerinin değişip değişmeyeceği konusunda da konuşulmalı. Eğer çalışıyorlarsa veya iş saatleri değişecekse evde onların yardımına ne kadar ihtiyaç duyulacağı belirtilmeli. İşte sofrayı kurma, kendi odalarını temizleme gibi. Ancak çocuklardan eski eşin yerini almaları beklenmemeli. Bu çok yapılan hatalardan birisi. Ve bu anlama gelecek ifadelerden kaçınmalı. Artık bu ailenin erkeği sensin gibi veya tek dayanağım sensin gibi. Eğer hayatındaki değişikliklerle baş edemeyeceği bir hale gelirse bir psikoloğa mutlaka başvurmak gerekir. Çocukların boşanma sürecinde sık sorduğu bazı sorular var. Neden boşanıyorsunuz? Sen ve babam, annem tekrar bir araya gelecek misiniz? Benim yüzümden mi boşanıyorsunuz? Okulumu değiştirmek zorunda kalacağım mı? Annemi babamı ne sıklıkla göreceğim? Arkadaşlarım görebilecek miyim? Fakir mi olacağız? Tatillerimi kiminle geçireceğim? Çocuklar yaşlarına, cinsiyetlerine, duygusal durumlarına ve aile desteğine bağlı olarak farklı tepkiler gösterebilir. Ayrılma sürecinden en fazla etkilenen yaş grubunun 3-6 yaş arası olduğu ifade edilir yapılan çalışmalarda. Bu yaştaki çocukların kendilerini ailelerinin odak noktası olarak gördüğünü ve boşanmanın sebebini tamamen kendileri olarak zannederler. Çocuklarda ben akıllı, uslu olmadığım için annem ile babam boşandı gibi kendini suçlayıcı bir takım tepkiler gelişir. 5 yaşından küçükler çok kederli görünebilir. Başka insanlardan korkabilir. Bu boşanma haberinin paylaşılmasından sonra anne babadan ayrılmak istemeyebilir. Uyku problemleri yaşayabilir. Yemek problemleri yaşayabilir. Huysuzluk nöbetlerine girebilir. Tuvalet eğitimiyle ilgili zorluklar gösterebilir. Okul çağındaki çocuklardan bahsedecek olursak 6-12 yaş arasındaki gruptan çocuklar boşanma sebebini anne babanın üzerine atar bu yaşlarda. Daha karamsar, daha içine kapanık, öfke nöbetleri burada daha çok gözlemlenir. Dikkatin dağılması, okulda başarı notların düşmesi, huysuzluk krizlerinin böyle sıkça görülmesi,
saldırganlaşma, anne babayı tekrar bir araya getirme çabası içerisine girme, anne ya da babadan birisinden yana olmaları bekleniyormuş gibi böyle taraf olma eğilim içerisine daha çok girdiklerini görüyoruz. Ergenlik çağındaki çocuklarda ise içe kapanma, mutsuzluk, öfkesini kolayca dışarıya vurma, saldırganlaşma, tabii ergenlik dönemi, riskli cinsel ilişki, hatta uyuşturucu kullanımı gibi davranışlara yönelme, bu dönemde gözlenebilecek davranışlar olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca ergenlik dönemindeki çocuklar boşanma yaşantısının ekonomik bozulma yaratmasından da daha fazla kaygılandıkları görülüyor. Ergenler 13-18 yaş arasından bahsediyorum. Bu süreci çok zor atlatırlar. Arkadaşlarına zarar verme, kötü ortamlara girme gibi bir takım eğilimler gösterebilir. Çocuk boşanma olayını duyunca kendine evi annem mi babam mı terk edecek, ben kiminle yaşayacağım, baba ne olacak gibi sorular sorabilir. Bu anlamda anne babanın çocuğun aklındaki soruları gidermesi gerekir. Tabii ki anne ve babası boşanan çocuğun yaşayacağı en büyük ruhsal sorun terk edilme sorunudur. Çocuk stresli bir durum gösterecektir. İşte kronolojik yaşından daha küçük davranma, ebeveynlerden uzak kalma korkusu, uyumsuz, huysuz davranışlar, üzüntü, depresyon, uyku problemleri gibi mantık dışı korkular ve dürtüler bu dönemde çok gözlenen davranışlar olarak görüyoruz. Şimdi şunu ifade etmek lazım. Boşanma tabii ki çok kötü bir süreç, zor bir süreç ve çocuklarda farklı yaşlarda farklı tepkiler gösteriyorlar şüphesiz. Burada anne babanın ne yapacağı çok önemli dedik. Eşine ne kadar kızgın olursa olsun onu çocuğuna kötülememeye çalışmalı. Dünyanın en kötü anne babası da olsa onun sahip olduğu tek anne babadır çünkü. Bu da onu sevmesi için yeterlidir. Onu eleştirildiğinde çocuğun sevdiği birini sevmemek zorunda kalacak. Bu da onu çelişkiye sokup suçluluk hissetmesine neden olacaktır. Düzenli bir ziyaret programının hazırlanması çok önemlidir. Çocuğun kendini terk edilmiş, sevilmeye layık olmayan birisi gibi hissetmemesi için yaşadığı ebeveynin onu ne zaman göreceğini bilmesi gerekir. Ancak o zaman kendini değerli hissedecektir. Onunla her görüştüğünde özel şeyler yapmamaya çalışmak lazım. Yani sıradan vakit geçirse bile önemli olan onunla birlikte olmaktır. Sürekli hediyeler alarak kendini affettirmeye çalışılmamalıdır. Çünkü bu onu doyumsuz hale getirecek. Çocuk her iki evde de normal, kurallı bir hayat yaşamalıdır. Kendini kötü hissediyorsa çocukla duyduğu bu duygu paylaşılmalı ama bunun dozunu iyi ayarlamalı. Mesela çok kötüyüm, mahvoldum gibi olumsuz şeyler yerine bugünlerde kendimi kötü hissediyorum ama üstesinden geleceğim gibi geleceğe yönelik umutlu sözler söylemeli. Efendim, bugün boşanma sonrası çocuk neler hisseder, nasıl paylaşacağız, onunla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Mevlana'nın bir sözüyle bitirmeye çalışıyorum konumu bugün. Belki bir umut açısından, geleceğe yönelik daha güzel şeyler çıkarma açısından fayda olabilir diye düşünüyorum. Üzülme ve kızma hiç kimseye yaptıklarından dolayı. Aksine teşekkür et ihanet edenlere, sadakati öğrettikler için. Minnet duy yalancılara, doğrunun farkına varmalarını sağladıkları için. Mutsuz edenlere dua et, mutluluğu daha derin hissettirdikler için. Herkesi sev, yaşamına iyi kötü bir anlam kattıkları için. Hayat bu yüzden daha güzel, siyahla beyazı fark ettirdiği için diyorum Mevlana. Sizlere mutlu, huzurlu günler diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Yücel Öksüz.